Selam arkadaşlar. E, yepyeni video ile yine karşınızdayım. E, umarım hepiniz iyisinizdir. E, bu videoda arkadaşlar çok fazla data girişinin olacağı e, ekranlarda Angular'da işlemlerini inceleyeceğiz. E, bir e, single page e, İş başvurusu sayfası yapacağız. Ee, Angular altı kullanacağız. Ee, bu projede arkadaşlar doğal olarak iş başvurusu olduğu için girilecek çok fazla e, HTML element olacak. Yani kullanıcı e, eğer çok fazla e, arayüzde e, data ile uğraşırsa, çok fazla data girişi yaparsa, bunların içerisinde hata yapacağı durumlar arttığı için e, var olan, yapmış olduğu işlemleri geri almak isteyebilir ya da tekrar e, eski haline dönüp ileri almak da isteyebilir. İşte Underedo işlemleri bu gibi çok fazla kullanıcı data girişinin olduğu ekranlarda bence e, çok şık duruyor. Ben de size bununla ilgili güzel bir örnek yaptım. Şimdi iş başvurusu olduğu için modelimiz arkadaşlar Person. E, burada ad, soyad, doğum tarihi, işte İzmir erkek mi ve maaş aralığı ile ilgili bir data girişi yapacak. Ee, arkada demin de bahsettiğim gibi Angular altı e, kullandım yani e, JavaScript framework olarak. Ayrıca HTML tool'ları için Prime Engine kullandım. Sesle Bootstrap var. Prime Engine bir Türk firması bildiğiniz gibi. Hem oradaki tool'lara sizi aşina olurmak hem de bu güzel hani arayüzde yani bu elementleri de kullanmak istedim. Ee, şimdi ilk başta modeli gördük. Ee, Tabi biraz Angular bilginiz olması gerekiyor Hani bu makaleyi, bu videoyu anlayabilmeniz için. Ee, öncelikle sayfanın Constructor'ında yani ilk ayağa kalkarken Window Onload'u diyebiliriz, ng-onit'te yeni bir Person modeli oluşturup Default değerler atadım. Bu Default değer atadığım değerleri de HTML hemen bir görelim burada. İşte Two-Way Binding yaptım. Yani örnek vereceğim işte kişinin adını, modelin name ismine, surname ismini, yine input alanlar bunlar, bir tane checkbox alanına mail ismini, ismail alanını modelin, e, tarih alanına işte birth date'i ve en son olarak maaş aralığı, Prime Engine'in kendine özel yine sliderıyla 1000 ile 20.000 arasında olan bir maaş aralığı seçiyor, range. E, ve her bir yaptığı range'de biner biner fiyatlar değişiyor. Orada da arkadaşlar maaşa yani Celery'e two-way binding yaptım. Ee, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Doğal olarak default olarak ilk bunlar ekrana basılıyor. Şimdi ben sayfa üzerinde bir değişiklik yaptığım zaman e, bunun hani bir şekilde kaydolması ve daha sonra istenen bir şekilde e, zamanda buna geri dönülmesi gerekiyor. Ben bunun için arkadaşlar ilk akla gelece gelecek olan Memento Design Pattern'ı kullandım. Biraz konuşalım Memento Design Pattern'ı. Memento Design Pattern arkadaşlar bir person dizisi olacak. Ve bu bir dizi ilk başta boş olacak. Ben her modelde bir değişiklik yaptığım zaman bu person dizisine modelin değişmiş halini atacağım. Yani örneğin adı değiştireceğiz. Person dizisine ad, değişiklik halini atacağız. Ondan sonra soyad değişiklik halini atacağız. Ve daha sonra biz belirleyeceğimiz dizi içerisinde bir current index ile current index'i arttırarak veya azaltarak İleri veya geri olarak indeks içerisinde hareket edip ilgili modeli alacağız. Zaten Two Way Binding olduğu için Angular'ın da gücünden faydalanıp e, geçerli olan modeli HTML'e hemen e, bastırmış, hemen ekrana e, Two Way Bindingden dolayı render edip koymuş olacağız e, işin özü arkadaşlar. E, modelde her bir değişikliği bir diziye atmak ve undo redo butonlarına ileri geri butonları basarak var olan indeksi değiştirip e, dizi içerisinde ilerlemek ve var olan kürün indeksiye göre o modeli çekip ekrana basmak. Böylece e, modelin e, geçmişini, model üzerinde yapılan her türlü değişiklikleri e, sırayla ileri veya geri yönde hareket edip alıyoruz. Şimdi önemli olan konu şu, input bir değer yaptığımız zaman bu bir blurunda yapmışım. Yani input değer textbox'tan ayrıldığı zaman e, ben değişikliği algılıyorum. Niye? Çünkü her bastığım tuş için bir işlem olsun istemiyorum. Ekrana da bir bakalım. Ondan sonra daha güzel oturuyor kafaya kodlar. Bakın en başta undo, veredo tıklanamaz durumda. Niye? Çünkü modellerle ilgili bir değişiklik yok. Sonra ben gidip 1, 2 yaptığım zaman bakın hala değişiklik yok. Ben ne zamanki textbox'tan ayrılırım blurunda ne olacak? ilgili son modelin değişmiş hali diziye atılacak ve benim Undo butonum gözükür hale gelecek. Gördüğünüz gibi oldu. Sonra Kaşmer kısmına işte 3 yaptım. İşte Prime Engine'in gayet güzel takvimi. Bakın Türkçe nasıl kastım edilir onları da gösterdim. Bunlar da kendisi dolduruyor. Ben yapmıyorum. Bir de maaş aralığını belirleyelim mesela. İşte mesela 5000 ile 14000 arasında da maaş aralığı olsun. Şimdi Undo tuşuna bastığım an Redo'da artık basılabilir. Yani e, ileri de gidilebilir hale gelmesi lazım. Ve tabi maaşta da eski haline gelmesi lazım. Sonra yaptığım değişiklikte checkbox'ın yok checkbox'ı hiç dokunmamışım. De Soyad değişti. Sonra ad alanım değişti ve bitti. Şimdi araya değişiklik yapalım. Örneğin ad alanının bu kısmına gidip buraya checkbox'ı da değiştireyim arkadaşlar. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Normal sistemde olmayan Undo ben araya da Ayrıca bir değişikliği insert ettim. Normal yapılarda bu böyle bir yapıda yoktur. Ben yaptım oldu. Yani şu demek ben geriye geldiğim zaman ilkim bora 1-2 olacak. Ve checkbox'ım da aynı anda değişti arkadaşlar. Insert ettim çünkü. Daha sonra checkbox'ım ne oldu tekrar seçili hale geldi. Kaşmer 3 oldu. Ve maaş değerim arkadaşlar gördüğünüz gibi 14.000 arasına yani en son değerine geldi ve redo kayboldu. Çünkü niye en son en son güncel haline geldim. Geri gittiğim zaman maaş değişti. Kaşmer soyadı düzeldi. Sonra benim araya soktuğum bu checkbox olayı tekrardan değişti. Ve en son olarak arkadaşlar Bora haline geldi. Ve Undo'da tekrardan ne oldu? Arkadaşlar en ilk kayda gittiğim için disabled oldu. Şimdi burada input alanların blur değişikliklerinde, checkbox'ın tıklanmasında ve slider'da da slide işleminin gerçekten bittiği zaman yaptım. Evet, Tabii ki e, da gerçekten seçtiğiniz zaman yani gelip burada gidip işte mesela 13'ü seçersem artık geri geldiğim zaman önce 3'ü olacak. Ondan sonra maaşlar değişecek. Bakın bunu da araya hani ileri en son değerini de ekleyebildim. Şimdi biraz bu kısımları konuşalım performans olarak. Inputları konuştuk. Blur'da check model çalışıyor. Hani ne zaman çalıştığına bir bakalım. Sonra ne iş yapıyor check model bakacağız. Ee, Checkbox'ta NG model değiştiğinde yani checkbox'ı tıklama değiştirme zamanında model değiştiği zaman çalışıyor. Yani hemen çalışıyor. Ee, takvimde yine hemen ilgili değişik tıklama yapılıp bir herhangi model yani takvimde tarih seçildiği zaman model otomatik değişeceği için o zaman çağrılıyor Ama slider slider'da mesela arkadaşlar on slide and bu event arkadaşlar prime engine slider'ın eventi ne oluyor? Yani ben mesela ekranı açayım tekrardan işte 5000'den işte 7000'e, 8000'e, 9000'e, 10000'e her geldiğimde değişikliği atmıyorum da slide işlemi bittiği zaman 5 ile 14000'i tek bir seferde atıyorum. Gayet güzel bunu düşünmüşler, ayarlamışlar. Yoksa burada da e, ilk başta ben NG model change dedim. O zaman hem 6000 hem 7000 hem 8000 için kayıtları hep attı. Öyle değil. O slide işlemi bittiği zaman e, check model çalışıyor. Hatta bu sliderı biraz konuşalım. Minimum 1000 ile 20.000 arasında <laughs> fiyat giriş oluyor ve her bir slide işlemini de bin bin sayı değişiyor. Ben buraya ayrıca arkadaşlar işte bir seleri aslında bir model seleri aslında bir dizi şeklinde giriyor. Hatta modelimize de bakarsanız arkadaşlar hemen geliyorum. Seleri bakın bir number dizisi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve benim niye dizi? Çünkü e, maaş aralığını özür dilerim burada maaş aralığını giriyorum. Yani şu e, işte 10.000'le 10 20 bin arasında olduğum dediğim yer burası. Doğal olarak seleri 0, 10 bin, 1 de benim e, işte 20 bin arasındaki para e, şeyim oluyor. Ve otomatik olarak bunu ayarlıyor arkadaşlar. Minimum ve maksimum değerleri bu seleri birinci ve indeksin ikinci elemanları olarak değeri atıyor. Two way binding'den dolayı. Şimdi bu çek model ne yapıyor? Ona bakmadan, onu konuşmadan önce şunu anlatayım. İlk ben kodları direkt sayfanın içerisine olduğu gibi yazdım. Sonra baktım hiç hoşuma gitmedi. Niye? Benim bu Undo Redom arkadaşlar başka birçok sayfada bunun gibi yoğun hani birçok veri girişinin olduğu ekranlarda kullanılabilir. Bundan dolayı arkadaşlar bu Undo bir user control gibi olup tüm biznesin kendi üzerinde olup ben bunu hangi sayfaya koyarsam hiç kod yazmadan ya da çok az kod yazarak kullanabilmem lazım. O zaman elveşli olur. Niye? Çünkü mümkün olduğunca kod tekrarından uzak durmaya çalışıyoruz. Şimdi bu durumda arkadaşlar Undo Redo'yu ne yaptım? En üstte html'ye bir user kontrol yaptım. Yani neler var üzerinde biznes olarak? Ee, ne zaman Undo ne zaman Redo basılabilir hale gelecek? Yani son kayıtta Redo basılamaz. İlk kayıtta isem Undo basılamazı belirliyor. Kürün indeksi tutuyor. Modellerin historisini yani o person list dediğimiz o Memento Design Pattern'da kullandığımız o diziyi kendi büyüsünde tutuyor. Ve bana e, indekse yani geçerli olan durulan indeksteki modeli bana veriyor. Yani kısacası bütün Undarido Business'ı kendi üzerinde. Ben de sadece eventler var arkadaşlar. İşte gördüğünüz bu sayfa üzerinde Blur'larda. Bunun da model change'inde çalıştırdığım bir tane metodum var. Şimdi konuşalım. Bu kısımları anlamanız için Angular 2 ve üzerine daha iyi bilmeniz. Özellikle input ve output e, ee, konularını iyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden eğer bilmiyorsanız önce hemen videoyu bir pause edin. Angular 2 input ve output, e, event emitter output'u nasıl olduğunu bir öğrenin. Ondan sonra tekrar devam edin videoya. Şimdi şöyle bir şey. Benim model person bir input. Yani şu demek. Her değişen modeli input olarak bu model person'ı alıyorum. Yani burada Navigate'e geldiğim zaman şurada benim bir input'um var arkadaşlar model person. Her bir model değişikliğini ben buna parametre olarak yani kullanıldığı sayfadan user kontrollara input olarak bu parametreyi göndermem lazım. Neyi? Model person'a. Model person'a neyi bind etmişim kullanmışım? Change modeli. O zaman mutlaka benim bu metodumda bu change modele bir değer atılıyordur. Şimdi ben bu modele gidelim. Check modele. Çünkü her yerde bunu kullanıyoruz. Check modelde şuraları konuşacağız. Bakın benim change modelime değişen modelimiz klonu atılıyor. Önce bunu bahsedeyim. Bir değişen modelin klonu niye atılıyor? Ben e, bir modelin historisini olarak değişen modeli attığım zaman onun eşleniğini yani dip kopisini atıyorum. Eğer biri bir eşleniğini atmasam, kendisini atsam bu modelde olan değişiklik önceki tarihli, historideki olan modeli de değiştiriyor. Bir baktım bütün modeller yani Undoredo çalışıyor ama hepsi boru 12 olarak kalıyor. Çünkü ben burada bir değişiklik daha yaptığım zaman 1, 2, 4 yaptığım zaman aynı kendisini atarsam o dizi içerisindeki eşler olan tüm person modelleri değişiyordu arkadaşlar. Doğal olarak ben burada onu ya yaptığım zaman artık Bora 1-2 gelmiyordu. Bora ki 1 2 4 oluyordu. Çünkü o da değişmiş oluyordu. Ta ki hepsini dip kopisini alıp klonunu alana kadar. Bu yüzden change modeli arkadaşlar bir klon alma işlemi yaptım. Deep copy'de kullanmak öyle direkt yani bir, bir önce klon içinde şöyle yaptım arkadaşlar. Yeni bir tane person modeli oluşturup e, bunu değerler atayarak yaptım ama bu yanlış niye? Çünkü ben bunu başka birçok sayfada kullanabilirim. Yani person olur, human olur, atıyorum vehicle olur. Doğal olarak bunu jenerik olması lazım ve bunu bir servis haline getirdim. Servisi nasıl kullanıyorum arkadaşlar? Klon servisi dependency injection'da constructor'ımda aldın. Adı neymiş? Klon servis. Bakalım klon servisimize ne yapıyor? Gördüğünüz gibi bir jenerik arkadaşlar klon servis. Ve ilk başta onu da bu jenerik yapmamıştım. Böyle e, dataların modelleri siz görün diye bu şekilde yaptım. Bir new person oluşturup atıyordum. Sonra e, Lodash'i kullandım arkadaşlar. Lodash ile beraber arkadaşlar klon e, almak çok kolay oldu. Niye? Bana gönderilen modeli, old data dediğim modeli T cinsinden yani jenerik ve ne dönüyorum? T dönüyorum yine. Yani bana gönderilen tipte dönüyorum. Klon e, dip diye direkt metodu var. O büyük ihtimalle zaten böylece jenerik olarak ben hangi metodu gönderirsem göndereyim bana dip kopisini oluşturup geri döndürüyor. Lodash kütüphanesinde kullandığım zaman. Ve böylece ben de o aldığım servisteki o servisten dönen gösterelim. Servisten dönen değeri change modeli atıyorum arkadaşlar. Change modeli atadığım zaman bu da benim HTML elementimdeki model person inputuna denk geliyor. O da Navigate'deki bu model person'a denk geliyor. Şöyle bir sorun daha yaşadım arkadaşlar. ng do check diye bir şey var. O da şu. Ben bir kompleks yapıda bir sınıf yani bir string bir integer gönderirseniz bunun değiştiğini anlıyor ama Angular input alanlarda kompleks bir yapı gönderdiğiniz zaman arkadaşlar bunun değiştiğini anlamıyor. Bunun değiştiğini anlayabilmek için K-Value Differs diye bir tane e, Constructor'ında bir e, kütüphanesini kullanıyoruz. Yine Angular'ın kendisinin korda olan bir değer bu. Ve ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Her bir mod, yani gönderilen model person'ın input'taki bana gönderilen model person'ın herhangi bir her bir kolonu kolonuna tek tek aslında pair olarak bakıyor. Ve bir değişiklik var mı diye bakıyor arkadaşlar ve bir değişiklik varsa ben onu gidiyorum işte push container dediğim değişmiş modellerin bir dizisinin bulunduğu o da şu dizim oluyor işte push şey e görelim hemen bulalım arıyorum evet metodumu çağırıyorum metodumda da tekrardan atarken onun da klonunu alıp bunu ilgili diziye atıyorum arkadaşlar. Şimdi ilgili diziye attığım kısım burası. Direkt push ettim. Bir de şu vardı. Hani size anlattım ya. da yaparken araya da insert ettim diye. Yani atıyorum birden dörde kadar kaydım var. Ben üçüncü kayıttaysam bu if o işe yarıyor. Yani son kayıtta değilsem arkadaşlar. Arada bir kayıttaysam. Burada indeksi alıyorum. Ve o kaydı arkadaşlar. Datayı. O araya bir dizideki aradaki bir değere sokuyorum. Mesela 2 ile 3 arasına 3'ü 4 yapıp ee, yeni insert 3 olarak çekip diğerlerinde ileri doğru indeksleri ötelip o araya yeni değişen datayı da sokabiliyorum. Ya da direkt, direkt en son kayda direkt push data yapabiliyorum eğer en sonuncu değişiklikse. Bu push container dediğimiz metot nerede çalışıyor arkadaşlar? İşte bu eğer kodda bir değişiklik varsa otomatik inputta çağrılıyor ve çalışıyor. Yani kısacası kompleks type tipte bir e, model bind edersem ben bu inputuma bu şekilde Do check ile gördüğünüz kontrolü yapıp değişiklik olup olmadığını anlamanız gerekiyor. Yoksa property olarak direkt çalıştırmanız çalıştırmanız durumunda aksi takdirde çalışmıyor. Insert ederken de tekrar dizi atarken de gördüğünüz gibi arkadaşlar yine klonunu atıyorum. Yine direkt kendini atmıyorum. Bu da şundan dolayı arkadaşlar insert işlemi sırasında bir problem oldu. Doğal olarak bunda da klonunu attım. Makalede daha detaylı da zaten yazdım neden klon aldıklarımız hep anlattım. Şimdi bunun haricinde arkadaşlar hani biraz daha konuşalım. Bu çek modelde bir e, true false gibi işler var. O da şu anlatayım. Input alanların herhangi bir değişiklik yapıldığını ng model model change'ini true olarak bir değişkene atadım. Bu sadece input alanların blur'unda bu iş olsun diye. Eğer modelde değişmemişse blur'unda yani hiçbir kodda değişiklik yapmamışsa oradan ayrıldığım zaman lost focus olduğu zaman yani blur olduğu zaman e, işlem yapmasın diye. Yani Bora'ya içine girdim örneğin burada. Hemen şurada göstereyim. Diyelim ki burada Bora 12'deyim. Buraya geldim. Hiçbir değişiklik yapmamışsam gidip de diziye insert etmesin diye yaptım. Herhangi bir kodda değişiklik yaptığım zaman nasıl oluyor? Herhangi bir e, modelde Bora 1, yanına bir de 3 yazarsam model otomatik değişmiş oluyor. Ve ng model change event tetikleniyor ve bu da is model change'ini true yapıyor bu değişkeni. Doğal olarak ben de buraya gelip burada kontrol ettiğim zaman is model change true ise normalde def default'u söyleyeceğim. Is model change true ise arkadaşlar ne yapıyorum? O zaman arkadaşlar e, is model change true olduğu için hemen e, ilgili servisle klonunu alıp e, change model atıp input değerden dizin içerisine değişen değerin alınmasını sağlıyorum. Bir de is check diye bir şey var. Datanın değişip değişmediğini buradan da bakıyorum. Orada da arkadaşlar onu da gösterelim buraya geldiğiniz zaman buralarda bakın arkadaşlar iç e, çek, çek modelde zaten buna göre bu ama çek box'a tıkladığım zaman arkadaşlar bu is check'i turu gönderiyorum mecburen göndereceğim çünkü model değişikliğini o şekilde yapıyorum ng model change'inde turu gönderiyorum bir de slider'da arkadaşlar bir model değişsin ben bunu da çek model çekerken turu döndürüyorum çünkü şöyle bir şey benim e, herhangi bir ng model change falan gibi bir kontrol yapacak bir şeyim yok yani bluorumda yapacağım diye bir değer yok. Her de yaptım değişikte de değiştiğine inanıyorum. Doğal olarak is check burada her zaman onda tu yani default de fos ama is check bu iki değerde önce turu döndüğüm için yine model değişmiştir deyip bunu da yine ilgili servise ile kolonunu alıp e, input alımın yani e, user kontroldeki input değerine direkt bu değeri değiştirerek atama yapıyorum ve dizi atılmasını sağlıyorum. Yani turular false'ların nedeni bu. Ee, bunu inceledik. HTML kontrolümüzde ne zaman bu işlemin gerçekleştiğini yine inceledik ve Bizim bu user kontrolümüzün bu hangi sayfaya koyacaksak koyalım user kontrolümüzün input değerini anladık. Şimdi peki ben Undo redo butonlarına aktif deaktif olmasına nasıl bakıyorum? Önce oradan başlayalım. Sayfada navigator işinde yani kısacası user olarak kontrol olarak şu şu sayfalara koyacağım bu user kontrol arkadaşlar. HTML'i bu kadar. Yani aslında çok basit. Ben e, Memento Design Pattern'da bunu bir e, yani dizi, Memento Design Pattern'da aslında bu metodla yapılmış. Yani ileri veya geri butonlarının ne zaman disabled olacağı. Belki ben e, yani burada böyle videoda böyle ama belki şeyde size daha net, daha güzel bir şey metoda ne çevirebilirim. Örnek vereceğim arkadaşlar. Eğer e, container length'ten yani iki'den küçükse bir der. Yani ilk kayıttaysam arkadaşlar daha geriye gidecek bir şey yoktur. Disabled ettim. Şunu kapayayım ya da current indeksim var olan indeksim arkadaşlar container lengthinin en sonuncusuna gelmişse yani yani en sonuncusundan bir eksiğine eşitse yine undo yapamazsınız çünkü burada indeks işlemleri arkadaşlar ee, farklı işliyor yani ben current index yani container lengthimin yani toplam kayıt sayısı bir tane olması da zaten undo default da biliyorsunuz disabled'tı bir de e, zaten ilk indeksteysem yani current index'im e, daki toplam elemanın en sonuncusuna gelmişsem bu aslında şu arkadaşlar. 0 e, en son indeks. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da history olarak olan e, en son yani ilk indeks oluyor. Yani benim indeksimin büyüklüğü en sonuncusu değil ilk e, kayda tekabül ediyor. 0 indeksimizi bulunduğum en son indeksi gösteriyor. Bu durumda örnek vermek gerekse daha iyi anlamınız için. Mesela ben şu anda e, bulunduğum nokta sıfırıncı indeks. Burada kaç tane değişiklik yapmışsam atıyorum 8. Şu anda da current indeksim 8. Doğal olarak ben burada ekranda kodda bakarken de arkadaşlar. Eğer kayıt sayısı zaten bir tane ise un da yok. Ayrıca en son kayıttaysam yani toplam length'in bir eksiği. Mesela 9 tane kayıt varsa biliyorsunuz indeks 8'dir kont sıfırdan başladığı için toplam length'in bir eksiğindeysem yani 8. yani en ilk elemandaysam yine current indeksim o zaman ilk elemana eşit veya büyükse kısacası yine geri gitme butonu disabled oluyor. E, i̇leri durumunda ise arkadaşlar current indeksim arkadaşlar sıfırsa bu ne demektir? E, yani burada yaptığımız redo ileri gidecek. Yani sıfır indeks bildiğiniz en son indekste. Daha olarak ileri gidecek başka bir yer yok. Bunları metoda da çevirebilirim. Yani Ken Redo, Ken şeklinde. Bu Memento De aslında bir metoda e, barındırmaya daha güzel yapıyor. Belki e, daha sonra makale incelediğinizde bunları metod olarak görebilirsiniz. Yani bu ne işe yaradı arkadaşlar? HTML'de bizim hangi sayfada olursa olsun var olan sayfadan bağımsız Undorado butonların aktifliklerine baktık. E, Undorado butonlarında yani kontrolöründe dizilere yani değişen modelleri bir kontenjanı nasıl attığımıza baktık. Şimdi Redo'ya tıkladığımızda var olan kürün indeksi nasıl oluyoruz ona bakalım. Yani zaten en önemli bir kısım. Gördüğünüz gibi burada klikte Redo Click, Buranın kliğinde de Undoclick metodları çağrılıyor. Hemen görelim. Ben Undo, mesela Undo'ya bastım. Yani geri gitmeye bastığım zaman Kürün indeksimi bir arttırıyor. Doğal olarak ben o current indeksteki, yani current indeksi bir olan get indeksi alıyorum. Hani sondan geriye doğru gidiyor arkadaşlar burada. Ve daha sonra da aldım bu indeksi arkadaşlar. Container'da bu indeksi alıp kulonunu yine oluşturup ee, onu geri dönüyorum arkadaşlar. Yani var olanı dönmüyorum, klonunu dönüyorum ki onun üzerine de bir değişiklik yaparsam var olan history dizimdekiler değişmesin. Nasıl ben history dizisine klonunu atmıştım. Tekrar ekrana da bunun klonunu basıyorum arkadaşlar ki onun üzerine de bir değişiklik olursa bu dizi etkilenmesin. O yepyeni bir şey olsun diye. Şimdi en alıcı noktalardan birine geldik. Output kısmına yani. Şimdi ben datayı aldım yine onun klonlu servisle oluşturup bakın bu servisi hem burada user kontrolü hem de app component'ta kullandım. App component'ta nerede kullanmıştım arkadaşlar? Şurada değişen modeli de input olarak user kontrolüre gönderilirken. Çok güzel gidiyoruz. E, geldik arkadaşlar. E, şimdi undo butonuna bastık. Datayı klonunu aldık. Şöyle bir şey var. Get data, emit data diye. Get data bizim output'umuz. Bakın burada bu bir event arkadaşlar. Diyorum ki get data event'ini tetikle ve parametre olarak da data'yı gönder. Gelin görelim hemen. App component HTML'de. İşte get data bir event. Bu tetiklendiği zaman bu sayfadaki get current data event'i tetiklenecek. Ve parametre olarak event yani aslında bizim history'deki person, yani dizideki herhangi bir person modele denk gelecek. Hemen görelim. Buradaki event'i de. İşte o da get current eventi bu, almış olduğu dizideki seçtiğimiz current indeksteki modeli şu andaki var olan modele bind edince arkadaşlar buna bağlı olan tüm HTML elementler, Prime elementler bundan etkileniyor. Yani ben undoya bastığım zaman bir önce indeksi e, bir artırıyorum. E, hemen görelim. Bakın undoya bastığım zaman rahat rahat anlayalım. Undoya bastığım zaman indeksi bir artırıyorum. Ee, ve get indeksi, kürün indeksi en sonuncu değere göre karşılığını buluyorum. İşte sıfırdan büyükse ne yapıyorum arkadaşlar? E, ee, da o dizideki o indekse karşı gelen modelin kullanını alıyorum ve e, gördüğünüz gibi buradaki get data dediğim eventi tetikliyorum. O da benim o da benim get current eventi tetikliyor bu sayfa üzerindeki app component üzerindeki ve var olan modelime bu en son yeni yani dizideki o o current index'teki, o geçerli index'teki person modeli veriyor ve tüm sayfa otomatik değişiyor arkadaşlar. Ve ben böylece arkadaşlar tüm business'ı, yani bunu aynı şekilde redo için, redo içinde yapıyorum. Yani ileri almak için de arkadaşlar current indeksi bir azaltıyorum. Yine toplam lengthten hani o yerini o in, gerçekte dizide tam ters şekilde ya arkadaşlar. O dizideki get index değerini buluyorum. Sıfırdan büyükse arkadaşlar önemli olan bu sıfırdan büyükse yine o konteynerdeki o geçerli olan işte ilerideki bir ilerideki indeksteki değeri alıyorum. Kolonu oluşturup yine get data event'i trigger ediyorum. AppCommand'taki get data event trigger olunca bu AppCommand'daki get current data event'i trigger ediyor. Yeni yani bir sonraki ilerideki person modeliyle o da şu andaki modelime bind atıldığı zaman buna two way binding olan tüm elementlerde ileri gidilmiş olan bir ki modeli ekranda gösteriyor. Aslında baktığınız zaman çok basit duran ekran olarak aslında sadece iki tane buton duran ama arkada aslında baya bir kompleks bir yapı olan var olan sistemden bağımsız. Sadece eventlerde bu bu e, angular e, user control'un input e, değerine bir değer atıyoruz. Bunun e, input değerlerde blurlarda ise arkadaşlar model değiştiği zaman input modele bu yani bu user kontrolün input değerine e, bu değişen modeli atıp bir dizide saklanmasını daha sonra da undo redo işlemleri yapıldığı zaman bulunan indekse gidilip e, yine klonu alınmak suretiyle ilgili dizdeki modelin kullanılarak buradaki var olan modele eşitlenerek e, bir sonraki değeri modelin bir sonraki dizdeki değişikliği modelin gözükmesi sağlanıyor. Siz bunu daha ileriye götürebilirsiniz. Ben bir değişiklik olduğu zaman sadece o o property değil tüm modeli diziye attım. Halbuki aslında burada yaşayan sadece bir property vardı. Ama o zaman e, modelin hangi propertisinin değiştiğini tutup ona göre çok daha detaylı bir kod yazmanız gerekebiliyordu. Ama e, zaten yükü ben burada User Control'ün Client'in yani e, üzerine verdiğim için Angular'la. E, burada da arkadaşlar e, tüm modeli değiştirdim. Yani bir dizi içerisinde bulundurdum. Hani zaten onda da kaç tane olacak? 100 tane olsa hiçbir problem olmaz. Çünkü client üzerine yükü bindiriyorum. Doğal olarak moda değişmiş olan modeli tüm propertileriyle ilgili dizide barındırıyorum. Daha sonra dizi içerisinde hareket ederek de arkadaşlar e, ilgili olan modelin yani dizi içerisindeki modeli kullanılıp e, burada ekrana bind ederek e, basıyorum. E, böylece arkadaşlar diğer sayfalarda sadece eee birkaç HTML'deki eventlerde ilgili modeli modeli çağırarak diğer tüm business'ta user kontrolü üzerine bindirerek minimum kodla maksimum iş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunun haricinde size söyleyebileceğim anlatacağım tek bir şey daha var. Uygulamanın üzerine Prime Engine'i kurdum. Prime Engine üzerinden user kontrolünü yaptım. Servisime Clone servis olarak bir servis yarattım. Navigate'imi bir user kontrol olarak belirttim. E, ve o, o şekilde tanımladım. Şuradan da kullanacağım e, Navigate Console diye de ona bir isim verdim. E, ve e, kulon almak suretiyle var olan modellerimi bozmadan e, size e, en optimum bana göre en optimum olan yapıyı çıkarmaya çalıştım. E, bir sonraki makalede görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.